Merhaba, programa hoş geldiniz. Biraz daha kendimi toparlayabilmiş gibiyim ama esasında kendimi zorluyorum program yaparken. Belki 2-3 kere de yaparım ara vererek. Onu siz farkına varmazsınız tabii ama mecburen de yapıyorum çünkü. Yani hem inandığım bir şeyi yapıyorum hem de İşte işim bu yani. Yaşamım buradan benim. Evet. Bir sürü var, konu var konuşulacak ama en son Başak Demirtaş partim isterse, kabul ederse İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilirim diye bir açıklama yapmış. Herkes bunu konuşuyor. Şaşırmış durumda ve hiç şaşırmadım. Bekliyordum bunu esasında. İnsanlar siyaseti böyle bir şey zannediyorlar yani. Yani böyle bir durumda işte ben tanınmış birisinin eşiyim, tanınmış bir kişiyim. Buradan da aday olabilirim. Bunu işte sinemacılar, bunu tiyatrocular, bunu işte şairler, yazarlar, gazeteciler için hepsi için söylüyorum. Eğer bu kadar iç içe o siyasetle, o partiyle uğraşmamışsanız, inanmıyorsanız demiyorum, mutlaka inanıyorsanız da o parti o şekilde olmayanlar da var ama ben inananlar için söylüyorum. Ama ciddi bir mücadele içinde değilseniz partinin ta oluşumundan beri ya da inandığınız siyasetin onlardan denk gelen kısmından ciddi bir bağlantı içinde değilseniz böyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olur mu? Peki bu hangi dedikoduyu beraberinde getirir? Başladı zaten. Hemen anında başladı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Erdoğan'la anlaşma yaptı. İstanbul'dan aday olacak. Ekrem İmamoğlu seçimi kaybedecek. Selahattin Demirtaş serbest. Şimdi ikinci meşhur olmak böyle bir şey. İkinci meşhur olmak çok zor bir şey. Şaka söylemiyorum. İkinci meşhur. Bir ailenin ikinci meşhurusanız ya da üçüncü meşhuruysanız çok zor bir şey. Ama ondan önce başka bir zorluk başlıyor. Bir ailenin meşhur bir ailenin bir ferdiyseniz sıkıntı önce ondan başlıyor. Sonra ikinci meşhurluk sıkıntısı başlıyor. Şimdi meşhur bir ailenin çocuğuysanız atıyorum çocukken başkalarının yaptığını yapamazsınız. Çünkü siz onun çocuğusunuz. Bu iyi anlamda da onun çocuğusunuz, kötü anlamda da onun çocuğusunuz. O derken kadın erkek olması hiç önemli değil. Yakışıyor mu onun çocuğuna lafıyla hemen karşı karşıya kalırsınız. O yakışıyor mu onun çocuğuna sizi ömür boyu takip eder. Yani ömür boyu takip eder belli bir müddet sonra bunu açtığınızı zannedersiniz ama o çocukluğunuzda ciddi travmalar yaratır sizde. Ben de yarattığımı açık söyleyeyim bir dönem yaratmadığını söylemek yanlış olur. Yarattı da bir dönem. İlkokulu orta dereceyle bitirdim ben mesela. Okuldan nefret ettim. Faşist, babamdan nefret eden, babam hapse atıldığında beni sınıftan atan bir öğretmen sayesinde ben okumaktan nefret ettim. Ali Boş zamanlarında kitap okurken ben serserilik yapardım. Okumak bu kadar kötüyse ben okuduğum için, okuyacağım için okumuş bir insanın oğlu olmaktan dayak yiyorsam ilkokulda. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf. Neyse ki bir iki de bu kadın yoktu. Onun için o meşhurun ailesindeyseniz işte ya beşlik sınava sekizlik yazacaksınız ya da benim gibi lan ne okumanın ne anlamı var okuyan dayak yiyor deyip benim gibi es geçeceksiniz. Çünkü o meşhurluk sizin elinizde olan bir şey değil. Siz onun dışındasınız. Sonra yaşınız büyüyor ve bir takım şeyler de yapıyorsanız siz de bir meşhurlar şeyine giriyorsunuz. Ama o değilsiniz. Meşhurun sayesinde meşhursunuz. Birinci anlattığım bölümde meşhurun akrabasısınız, çocuğusunuz, yeğenisiniz, oğlusunuz. Ne bileyim ben yani. Çocukken yapacağınız, gençken yapacağınız serseriliği yapamazsınız. Yaşadın mı bunu? Yolda görüp, Ajdes'in oğlu olacaksın. Ayıp değil mi? İyi yaşadım ben. 10-12 yaşındaydım.
Ne yapmam gerekiyordu bilmiyorum. Meclise çıkıp kürsüde konuşmam mı gerekiyordu bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Yaşıtlarım hangi serseriliği yapıyorsa ben de o serseriliği yapıyordum. Bunu söylerken bunu söyleyen kişi babamın arkadaşı yanında metresiyle geçiyordu ayrı mesele. Şimdi ikincisi beraber meşhur olduysanız bir süre sonra işte ikinci tehlike burada başlıyor. O zaman sizden her türlü şeyi isteyebilirler ama şunu kendinize sormak zorundasınız. Ben bunların ne kadarını yapabilirim? Şimdi eşim Hilal Twitter'da yazmış. Şöyle dedi. Neden kazanma şansınız yüksek olduğu Diyarbakır değil? Neden aday olursa AKP'nin işini kolaylaştıracağı İstanbul? Bu pardon şey bu Bizden TV'den almış bu bölümü. Hilal'in yazısı değil bu. Ferhat Encü de merakınızı gidereyim Hilal Hanım Kürtlere tepeden bakanlara hadi oradan demek için. Evet de Ferhat Öncü. Siyaset değil. Siyaset böyle yapılmıyor. Önce kendinize bir soracaksınız. Önce kendinize bir şunu. Bu kadar önemli bir isim olarak yükseldiyseniz, seviliyorsanız, tanınıyorsanız size bir teklif geldi mi, partiden gelmedi mi diye bir bakacaksınız. Partiden teklif gelmediyse partiyi açaraktan bana partiden teklif gelirse diye bir açıklama yapmayacaksınız. İşte bu meşhur ikinciliğin sıkıntıları burada başlar. Meşhur birinci bunun sıkıntısını yaşamaz. O zaten birinci dereceden meşhurdur. O partide ya da o başka o şirkette ne olursa olsun bir şey fark etmiyor. Aynı sistemdir. O şirketin kurucusudur. Bilmem ben o partinin, o derneğin kurucusudur. Orada bir söz sahibidir. Orada yani gene oylama yapılıyordur ama bir söz hakkı vardır. İkinci soru, böyle bir teklif gelirse ben bunu yapabilir miyim? Ben bunu yaşadım esasında. Ben çok yönlü meşhurum esasında. İkinci dereceden babamdan dolayı meşhurum. Yaptığım siyasi aktivitelerden dolayı ayrıca bir meşhurum. Onların dışında daha bir anarşist olduğum için bir meşhurum. Ya bunu övünme anlamında söylemiyorum. Bana bir belediye başkanlığı adaylığı teklif edildi. Kabul edeceğimden değil ama gene de bir görüşelim dedim akşam. Görüştük. Ciddi ciddi konuşuyoruz. Dedim ki kazanma şansın var mı? Dediler ki var. İstatistikleri koydular önüme. O zaman dedim hiç uğraşmayın aday olmuyorum. Şaşırdılar. Hiç böyle bir şey beklemiyorlar. Nasıl dediler aday olmuyorsun? Ben belediye başkanı olarak neler yapabileceğimi hiç hayatımda düşünmüş, çalışmış, yapabilir miyim diye bir masaya yatırmış bir insan değilim ki. Rezil olurum. Çünkü mühendis değilim, mimar değilim. Ne bileyim ben yol mühendisi değilim. Ya aklınıza o iş için ne gerekiyorsa okunması gereken bunların hiçbir tanesini kitap olarak da okumamışım. Yani belediye nasıl yönetilir, şu nasıl olur, bilmem ne falan filan. Bu sizin kendi kendinizi ve partinizi de rezil etmektir. Çünkü edeceksinizdir seçilirseniz. Bunu yapabilir miyim? Şimdi bilmiyorum Sayın Demirtaş böyle bir öneriyi getirirken partim kabul ederse olurum. Bir de parti teklif etmeyecek. Sen teklif edeceksin partiye, parti de kabul edecek. Ama dediğim gibi yani Ferhat Öncü, siyaset böyle yapılmıyor. Siyaset profesyonel yapılmak zorunda. Bazı yerler kazanılmasına rağmen niye istenilen başarılı olamıyoru bizim çözmemiz gerekiyor mesela. Tekrar alırız o kolay, o kolay, o kolay. Ama o bir noktaya gelir ve atıyorum 12 yıl sonra alamazsın artık orayı. Herkes şaşırır. Aa, bunu yaşarsınız. İl söylemeyeceğim. Siyaset, hep söylüyorum siyaset profesyonel bir şey olmak zorunda. Buna inanmayanlar var, buna karşı çıkanlar var. Ama ben siyasetin profesyonel, %80'inin falan profesyonel olmasını savunuyorum. Yani diyelim ki kısıtlı bir partisiniz. Yani biz mesela HDP, DEM kısıtlı bir parti değiliz. 60-80 arası çıkartıyoruz. Diyelim ki 60 çıkarttık. Bunu 40'ı profesyonel olmalı.
Milli eğitimden anlayacak, maliyeden anlayacak, yol işleri, deprem işleri, şundan bundan anlayacak. Tak 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 tak. Her yerde bir uzman. Mecliste konuşmada çıkacak. İktidara ve diğer muhalefete cevap verecek ya da akıl verecek bir insan. Ondan sonrasını, o uzmanlar sonrasını siyaseti seven arkadaşlara bırakmak gerektiğine inanıyorum. Belediyeler için de aynı şey geçerli. Evet. İkinci meşhurdan geldik bu noktaya. Sevgili Demirtaş, öyle bir noktadayız ki hepimiz için geçerli bu. Ağzımızdan çıkan her cümle bizi hiç hak etmediğimiz, hak ettiğinizi söylemiyorum yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Bizi hak etmediğimiz tartışmalara götürür ve biz bundan sonra deriz ki akşam kendimizden baş başa kaldığımızda ne yaptım ben ya? Ben hiç bu tartışılacağı aklıma gelmemişti. Ama siyaset böyle bir biraz pis bir şey işte. Selahattin Demirtaş bunun örneğini en iyi yaşayanlardan bir tanesi. O masaya Erdoğan'dan beraber oturan Selahattin Demirtaş hapishanede, adam sarayda. Onun için konuşacağımız doğruları bile tartarak konuşmak zorundayız. Doğruları bile tartmak zorundayız çünkü doğrular her zaman pratikte doğru olarak bize sonuç vermez. Siz Başak Demirtaş olarak aday olursunuz. Seçilemezsiniz ama atıyorum Ekrem İmamoğlu da kaybeder. Zaten hiçbir aranızda sözleşme yoktur. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Avrupa Birliği bilmem ne falan Amerika'nın da bastırmasıyla çok fena bastırıyor çünkü Erdoğan'ın burnuna darbe kokuları geliyor. Demirtaş'tan Osman Kavala'yı işte Gülten Kışanak'ın çoktan çıkması lazım. Hepsini serbest bıraktı. Bunun size gelecek laflardan dolayı olan zararını ödeyemezsiniz. Altından kalkamazsınız. Psikolojik olarak yıpratır sizi. Buna izin vermeyin. Vermeyeceğinize de inanıyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Nasıl olduysa dayanabildim. İşte mesleğim bu olduğu zaman 2-3 kere de çekerim oğlum montaj yapar siz de farkına varmazsınız dedim ama olmadı. Bak yapabildim. Bravo bana. Bir dahaki programda görüşmek üzere.